Ya evet. Benim şerbetli tatlıma yorum yapmayıp şerbetli tatlı yapıp önüme kahvaltılık bir şey koydun ya resmen. Neden kahvaltı tatlı yemiyorum, çikolata yemiyorum mesela, onu gibi düşün. Tamam, sen de getirdin kurabiyeydi. Kurabiye değil de şerbetli tatlıydı. Ağam, o kurabiyeyi böyle paketin içinde görsen şaşırır mıydı, şaşırmaz mıydı? O kurabiyeler marketlerde satılıyor, getiriyor. Bir şey söyleyeceğim bak, o kadar hazır usulü bir kurabiye, ıslak kurabiye yapmışım ki markete satıldı düşün. Bakın bunda bir emek var. Hazır gibi yap. Bende mi koydu? Ben yarım saat onu yoğurdum, pardon da. Özel olarak getirmişim Urfa'dan. Tası getirmişim ya, özel kabul etmiyorum Urfa'dan. Ya. Aa, biz bu şeylere özel getirmişim Urfa'dan. Ay çok, getirmeniz çok güzel ama evet, biz bunlara oy vermeyeceğiz. O zaman bu arada neden ayağıma kramp girdi. O zaman 2,5 saat burada mücadele etmeyin. Bunlara neden? 2,5 saat boyunca burada bir tere akıtmayın yani. O zaman burada bir tane yumurta kırdık. Önümüzde böyle tereyağlı yumurta yapın. Artık açık oylama geçelim. Burcu aramızda ayrılmak üzere çünkü. Ya Şileki tatlısı Reşit Bey hafif dedi, hafif bir tatlı dedi. Ama bence bir tatlının da bu kadar şekersiz olmaması gerekiyor. Şekersiz olmasının sebeplerinden biri de içindeki kaymak. Kaymak biraz tatlılara hafifletsin diye konur. Yalnız şekerli tatlılara hafifletsin diye konur. Örnek veriyorum, künefeye konur ki hafifletsin diye. Zaten hafif bir tatlı. Tatlısını tam olarak beğenmedim, yarı yarıya beğendim diyebilirim. Tatlısını hayatım boyunca ilk defa yedim. Krepten yapılmış basit bir tatlıydı ama lezzeti güzeldi. Ama o kenarlarında bulunan ıslaklıktan çok hoşlanmadım. Şerbeti tamam, doğrudur. Bir normal baklava şerbeti gibi kesinlikle olmaz. Daha hafif olması gerekiyor. Ama çok az bir şey daha onu şerbetle tadlandırsaydı gayet güzel olurdu. Zaten söyledim, masada da söyledim. Yufkası falan çok güzeldi. İçinin dolgusu da çok güzeldi. Ama şerbet olayı tamamen bozmuş. Sanki ekmeğin içine su bandırıp yemiş gibi hissettim kendimi. O yüzden onu da beğenemedim. Şileki tatlısı mı? Şileki tatlısı diye bir şey yok. Krep kahvaltıda. Yani bir serpme kahvaltının peşinden. Gelecek tatlı olarak görüyorum bunu kahvemin yanında. Bu kadar. Kesinlikle puanı hak etmiyor. Puanlama 0. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben... Bu usule, yani şu ayranları önce bir kaldırmanız gerekiyordu ve bunun yanına demleme çay isterdim. Hiç sevmem. Kesinlikle demleme çay isterdim yani. Buraya... Sevmediğin halde. Sevmiyorum ama bence bunun yanına demleme çay yakışırdı. Siz gelin ben size çay içireyim. Çay içirmene gerek yok. Ben oflu olduğum için bizim evde gırla zaten. Buyurun. Evet. Şimdi benim program bitişinde eve gelin size çay ikram edeyim. Oo. Çay için. Yok, ben bir an önce kalkmak istiyorum. Ayağıma kramp girdi diyorum. Tamam da onu biz ikram ederiz. Tamam. Eve götürmene gerek yok. Evet, buyursunlar efendim. Artık açık oylamadayız. Halkımı yiyecekler gibi görünüyor. Çünkü... Yaptığım yemekler ağır yemekler, kolay yemekler yapmadım. Tatlı da gördüğünüz gibi hepsini kendim yaptım, kendim hazırladım. Hazır bir şey getirmedim, kurabiye getirmedim buraya. Eğer hakkımı yemezlerse en az 8 puan bekliyorum. Vermezlerse ben de bundan sonra onlara karşı sert olacağım. Puan da vermeyeceğim onlara. O şekilde devam edeceğiz. Evet, haftayı Reşit'le yarıladık. Yine eksiksiz bir menü, sunum, süre, her şeyle tam bir menü. İnşallah da bütün haftayı böyle tamamlarız. Dolayısıyla bugün de yine 3 ila 10 arasında bir puan yazıp tahtalarınıza Reşit'e sunacaksınız. Buyursunlar, ben de menüsünü hemen hatırlatayım sizlere sizler yazarken. Birbirinize bakmayın lütfen, yakın oturuyorsunuz biraz. İlk olarak tirit çorbasıyla başladık, ardından içli köfte yedik ara yemek olarak. Ana yemeği ise kazan kebabı, ona eşlik eden zerde pilavı ve de bostana salatasıydı. Tatlısı ise şileki tatlısıydı, Urfa'mıza ait. Bakalım karşılığı kaçar puan olarak geliyor. Evet. Herkes yazdı. Değiştirmek isteyen var mı? Yok mu? Ben değiştireceğim yani. Tamam, Burcu değişikliğe gidiyor. Bakma Derya sen de. Sizler de bakmayın. Evet, üçüncü günde ilk kez bir yarışmacı. Evet, tamamsın. Başka yok değil mi değiştirmek isteyen? Yok. Yok. Peki, kaç puan istiyorsun Reşit? En az 7 puan istiyorum. 7, en az 7 8, puan evet. istiyorum. 7-8 bandında evet. diyor, bir puan bekliyorum. Bakalım öyle mi olacak? Elif Hanım'dan 10 puan bekliyorum. Alırsın. Niye 10 verdin diye mi 10 bekliyorsun? Ben dediğim gibi yemeklerimde çok kusuru yoktu, 1-2 tane hariç. %100'lük hatalar vardır, bir de %10'luk vardı. Onun %10'luk hatalarında puan kırmadım, onun da kırmamasını bekliyorum. Ama bu karşılıklı yarışacağımız bir yarışma değil. Hani siz ama... bana 5 verdiniz, ben size 5 vereyim, siz bana 10 verdiniz, ben size 10 vereyim değil. O zaman bana bütün verilen puanları ben beğendiğim veya ama... beğenmediğim halde hepsini geri mi iade edeyim? Tamam ama... ufak tefek şeyler buldum yani yemeklerimde çok ufak, öyle bariz bir hata yoktu. Ufak yani tefek şeyler. Evet. Ufak tefek şeylere göre de zaten peki. puanımı değerlendirdim. Birazdan konuşacağız. Tamam. Açık oyunda evvel çok konuşmuyoruz. Bakalım Kadir'le başlıyoruz bugüne. Evet.
Evet Kadir, aç ve söyle yüksek sesle. Ben 8 puan verdim. Normalde 7 verecektim. Neden 8 verdiğimi söyleyeyim. Normalde yarışmaya katılmadan önce kendi kendime dedim ki hiçbir zaman masa üzerine puan vermeyeceğim diye, benim için önemli değildi. Ama sağ olsun bana Çukurova hissiyatını, benim toprağımı o kadar güzel hissettirdiğin gibi bir puanı öylesine yani ekledim. Masa üzerinden olarak geri döndü. Teşekkür ederim. Puan kıracağım diyenler vardı masadan yer sofrasına. Sen aksine puan verdin. Güzel puan, 8 puanla başladık. Bakalım şimdi Burcu'dan kaç gelecek? Değişikliğe gitmişti kendisi. Evet Burcu, aç ve söyle bize puanını. 5 puan veriyorum. Kaçken 5 yaptın? 6'ydı, 5 yaptım. Niye indirdin? Çünkü masaya puan vermeyecektim zaten. Burcu Hanım, bana her şeyi söylüyorsunuz, bana da 5 verdiniz. Peki bu masanın hakkı 5 puan mıydı? Bu arada bu masanın hakkı 6'ydı ama ben yine 5'e çekmek istedim çünkü sadece etini beğendim. Siz o zaman 5'e kendinizi ve çorbaya verdim bu arada. Ya şey, herkese 5 puan verdiniz. Acı olmasına rağmen salatayı çok beğendim. Ve içemedim, bitiremediğim için içimde ukde kaldı. Herkese 5 puan mı vereceksiniz? Sizi ilgilendirmez. Bu benim yorumlarım sizi ilgilendirmiyorsa. Ama Burcu Hanım'dan bekliyorsunuz. Zorunuza mı gidiyor? Siz, benim yaptığım yorumlar sizin yorumunuza gidiyor. Sizin verdiğiniz puan da bu masanın hakkı değildi. Bence de değil. Tamam, bir saniye, sen 5 mi bekliyordun Burcu'dan? Neden bekliyordum? Çünkü yemeklere puan bana bir verdi biliyorum. Ya. Bir ben ona 2 vermiş oldum. Çünkü... Öpüp de başına koysun bir zahmet. Allah Allah. Lezzetten anlamıyor. Haklıyım demek ki. Yemeklere puan verebileceğini zaten tahmin etmiyordum. Lezzetten anlamıyor. Evet. Yok, kesinlikle salatasıyla etini beğendim ki ben et yemeyen ve sevmeyen biriyim. Düşük oldu. Peki o gün de 4 olmamıştı, bugün 5 hiç olmadı. Bakalım sıradaki puan Elif'e ait. En çok merak edilen bence bugünkü masanın puanı Elif'in ki. Evet Elif, aç ve söyle lütfen puanını. Benim puanım 7. 7. Kapatabilirsin. Evet. Asıl terbiyesizlik bu işte. Haddinizi bilin, düzgün konuşun. Gayet güzel, hak ettiği puanı verdiğimi düşünüyorum. Masasını çok beğendim, 1 puanım masaya. Ve yorumlarımla da puanım gayet uyumlu. Peki ben Reşit'in fikrini merak ediyorum 7 ile ilgili. Dediğim gibi ben en az yine 9 bekliyordum, 7 verdi. Haksızlık yapıyor bana. Çünkü dediğim gibi ben onun hatalarını görmezden geldim, ufak tefek hatalarını. O da görmezden gelebilirdi yani, en az 9 bekliyordum ben. 7 puan haksızlık oldu. Siz... Bu kadar emeğe, bu kadar masaya getirdiğim bakır tabaklara, yani hep özellikle... Dedi zaten bana. O zaman bir şey söyleyebilir miyim? Siz bana 10 vererek kendi gününüze oynamış oldunuz. Hayır. Ben onu vereyim ki sizden de 10 alayım. Siz dediğim hak gibi, ettiğiniz için ben verdim kesinlikle ama ben hak de hak puanı... siz de vermeliydiniz. Ama şimdi şöyle bir şey. Evet. Ben sizden 10 puan istemedim. Demek ki yemeklerimi beğendiniz, ufak tefek hatalar var diyordunuz. O zaman ona göre puan verseydiniz. Şu an beni de zan altında bırakıyorsunuz. Ben size hak ettiğiniz puanı verdim. Hak ettiğim bu değildi. Benim açımdan hak ettiğiniz bu puan. Teşekkür ederim. Peki. Yapacağım. Son puan geliyor bugün için Derya'dan. Evet Derya. Duyalım ve görelim. Reşit'e verdiğim puan 7. 7. Kapatabilirsin. Dün de 7 vermiştin sanırım. Evet. Aynı mıydı sana göre? Hemen hemen aynıydı. Anladım. Evet. Nelerden kırdın? Dün de Elif Hanım'ın yemeğini ve tatlısını beğenmiştim. Pilavı beğenmedin zaten evet, bugün. Evet, pilavını beğenmedim. İşte köftesini zaten demiştim. Çok dışı çok şey olmuş diye, kalın olmuş diye. Tatlısını beğendim hiç yemediğim halde. Patlıcanı beğendim hiç yemediğim halde. Onlara puan verdim. Siz bir şey yememişsiniz. Yani hiç yemediğiniz halde siz bunların doğal hali bu yani. Bu şekilde yapılıyor. Acısı da bu şekilde veriliyor. Siz acı sevmeyebilirsiniz ama bu yemekler böyle yani. Tiriş çorbası yine böyle. Yani etini biraz daha ayıklanmış. Kötü bir puan vermedi ama. Yok kötü değil, saygı duyuyorum. Söyledikleriyle de uyuşan hani, bir puan. Bilsin diye söylüyorum. Paralel. Bu yemeklerin hakkı bu yani doğal olarak. Yani tabii senin de kabul edersin etmezsin bilemem ama olmayan şeyler de vardı tabii. Herkes de olduğu gibi. Bakalım yarın kimde neler olacak, neler bitecek. Sen de miyiz? Yarın bendeyiz. Yani daha doğrusu sen buradasın. Şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Defne gelir mi ama okulu var.
Ya Defne Adan'ın aslında çok fazla gelmesini istiyorum. İnanın renk katacak buraya. Herkes onu çok sevecek. Çok merak ettik. Sarmaya sardıracak. Peki o zaman sen Defne'yi bizim için öp. Sana başarılar, sana da eline sağlık diyelim. Teşekkür ederim Zuhal Hanım. İstersen gel güzel bir de iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İki gözüm.